Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir Grand Truck Simulator ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir 40 ayak almak istiyorum. Güzel bir 40 ayak alacağım, ikinci el. Ondan sonra modifiyesini yapacağım. Biliyorsunuz tabii benim klasik videolarımdandır. Güzel bir 40 ayak bulursam hemen alacağım. İkinci ele umarım param yeter. Gerçi fazla yüksek değil. Zaten sıfırlar da fazla yüksek değil de. Muhtemelen yeter diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ve hemen araba pazarına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi buradan kendimize bir 40 ayak arayacağız. Vay be, bugün hemen geldi ya 40 ayak. Ama bir sonları da bakayım ne var ne yok ona göre. Ha yok, tamam, başka yok. Direkt ona gideceğim ve onu alacağım arkadaşlar. Ha buydu. Şöyle bir genel olarak durumuna bakacak olursak. Motor durumu. Zaten motor büyük ihtimalle bitmiştir de. Evet, tahmin ettiğim gibi. Fazla iyi değil. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şanzımanı falan iyi ha. Şanzımanı iş yapar yani. Şanzımanda sorun olmaz. Diferansiyel de iyi. Vay bak, bunlar iyi. Yürüme aksanlarını yeniden almayacağım. Sadece fulleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir aracımıza bakalım. Ne var ne yok. Ben hemen şöyle bir koltuk ayarı yapayım kendime göre. Tamamdır. Bakalım çalışırken bir sorun çıkaracak mı? Şu yandaki benzinliğe gidip gelmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım gidip gelebilecek miyim? Orası da bilmiyorum ya. Buna skin yapmayı düşünmüyorum. Direkt renk olarak boyamayı düşünüyorum. Yalnız canavar ya. Uyarı vermeye başladı hemen. İnşallah kalmayız orada. Bunun motoru durur birazdan ya. Şöyle yavaştan çıkalım da yolda kalmayız inşallah. Ön lastiğin durumu berbat. Arka lastikler berbat. Lastiklerin havaları inmiş. Bunu yanaştırayım. Hemen şöyle aşağı ineyim bir bakalım. Bu suyunu falan da dolduracağım. Diğer yere kadar gidelim yine. Çünkü bu şimdi durmak üzere. Lastiklerin durumlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bitmiş yani. Bu yine idare eder. Bunun da havası inmiş. Hemen diğer tarafa bakalım. İyi. Harbiden durdu. Motor stop etti. kaldık burada ya. Çalışmaz herhalde daha. Neyse bir ben yine şansımı deneyeyim. Mazot durumu neydi? Var, tamam. Şu yağını suyunu fulleyin bakalım çalışmaz mı ya? Bir de çekici çağırıp falan.
Ya bu yine bitecek de benim amacım şu, hani ilk marşı alması ama sanmıyorum yani. Motor yandığı için daha çalışmıyor. Hararet vurmuş ya. Ya çalışmıyor. Kaldık burada. Bakalım suyu ne kadar çabuk bitmiş. Bak hemen inmiş, gördün mü? Neyse, artık çekici çağıracağız arkadaşlar. Ya abi gaz versen de fren versen daha durdu bu. Daha ilk alışta ben benzinlikte bıraktım bizi var ya. Motor çalışmadığı için damper de kalkmıyor. En iyisi çekici çağırmak. Arkadaşlar çekici çağırdık ve şu anda bir tamirhanedeyiz. Tamirhaneye gittik. Şehrin içinde olan tamirhaneye gittik. Ben hemen içeride kısaca bir aracın sağını solunu sizlere göstermek istiyorum. Ve ondan sonra videoyu bitireceğiz ve bir sonraki videoda da modifiye videosunu çekeceğim arkadaşlar. Motor durumuna bakacak olursak zaten bakmıştık ama böyle kaba tarsak baktığımız için 37 bin en yüksek motor fiyatı. Çok yüksek beygirli bir motor da yok zaten. Şöyle yani şanzımanın durumu iyiydi. Hatta bayağı iyiymiş abi. Ben bunları doldururum sorun biter. Gene diferansiyel konusunda da aynı şeyi yapmayı düşünüyorum. Aküye de bakalım. Bunun da durumu iyi. Şimdi diferansiyele bakalım. Diferansiyelin de durumu iyiydi. Gördüğünüz gibi yani bunlara yenisini alıp para harcamak yerine direkt doldurmak daha mantıklı geldi bana. Tekerlekler ne durumda onlara bakalım isterseniz. Yarım. Bitmiş. Bitmiş. Lastik durumları da bitik arkadaşlar. Zaten lastiklerde komple yenileceğiz. Evet bu kadar. Arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldim. Like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki modifiye videosu ve sefer videosu için de beklemede kalın arkadaşlar.